Değerli hemşerim, hemşerilerim, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Tabii hemşerilerimiz dışında bizleri izleyen tüm dostlarımıza da iyi akşamlar diliyoruz. Hatay'ın ana vatana katılışının 78. yılında Hatay ikinci bir hamle yapıyor. Birinci hamle Hatay ana vatana katılmıştı. Bir sakin milli sınırlar içerisinde olmanın onurunu yaşamıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşların, aynı zamanda Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve 40 tane milletvekilimizin ve atalarımızın da katkısıyla Hatay ana vatana katıldı ve özgürlüğüne kavuşmuştu. Bugün ikinci bir imzayı Hatay halkı ikinci bir imzayı atmak istiyor. Bu da 6 yıldır hemen komşumuzda süren bu savaş meydanından çok etkilendi ve Hatay halkı ekonomik olarak kendi kıvamındaki, kendi durumundaki bütün illerin gerisine düştü. Şu anda biz 4. teşvik bölgesindeyiz ama 5. teşvik bölgesinin bölgesindeki illerin bile sonlarına düşmüş durumdayız. Bu nedenle şu anda Hatay 1.525.555.000 kişiye göre İller Bankası'ndan ve vergilerden gelen paylarımızla tüm Hatay'a bakmakta ve baktığımız insan sayısı 2.000.000'ün üstünde, 500.000 civarında Suriyeli insanımıza yardımcı oluyoruz. Altyapıda, kanalizasyonda, yağmur suyunda, içme suyu şebekesinde, istalahatlarında, arıtma tesisinde, yollarda, parklarda ve temizlikte hep 1.555.000'e değil 2.000.000 insana bakmakla mükellefiz. Bu insanlara bakalım. Bunlar inşallah savaş bittikten sonra kendi yurtlarına dönsünler ama biz 6 yıldır 3 kişinin parasıyla 4 kişiye bakan bir şehiriz ve bunlarla birlikte 4. teşvik bölgesindeyken 7.637 lira kişi başına olan gelirimiz şu anda Suriyelilerle birlikte 6.122 liraya düştü. Yani 1.515 lira kişi başına, 1.515 dolar kişi başına kaybımız var. Bu kayıplarımızın Ankara'da devlet büyüklerimizin de duyması ve bu kayıplarımıza onların da katkı göstererek Hatay halkının refaha erişmesi, çocuklarımızın, torunlarımızın refaha erişmesi, onların daha fazla iş bulması. Biz 4'ten 5'e çıktığımızda her yıl 10 milyar ekstra Hatay'a yatırım yapılacak. En az 10-12 bin çocuğumuza iş olacak ve insanlarımızın hanesine en az %20 daha fazla para girecek. Aynı zamanda şu anda mutluluk indeksinde 76. sırada, sondan 5. olan Hatay'ın ilk 10'a girmesi için de katkı sağlayacak. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ili olmaktan, misakin milli sınırlar içerisinde Zerhat ili olmaktan ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmanın onurunu yaşarken Türkiye Cumhuriyeti devlet büyüklerimizin de Hatay'a bu 6 yıllık süre içerisinde Hatay'daki kayıpları önlemede de desteğini bekliyoruz. Hatay halkının tüm selam ve saygılarını Ankara'daki devlet büyüklerimize göndermeden önce ben buradan canlı yayınla ilk Hatay hakkını, Hatay halkı hakkını istiyor kampanyasının ilk imzasını atacağım. Adım soyadımı yazıyorum birinci sıraya. Telefon numaramı da yazıyorum. İmzamı da atıyorum. Hayırlısı başkanım. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Benden sonra da tüm Hataylı hemşehrilerimin bu imzanın altına onların da imzasını bekliyoruz. Sayın Genel Sekreterimiz de ikinci imzayı buyursuna hep. Önce Sayın Vekilimiz, Sayın Vekilimiz Serkan Topal Bey'den de imza bekliyoruz. Evet. Özellikle bunu biz meclise dile getirmiştik. Kendisi de bunu dile getirmişti. Herhalde mikrofondan konuşacağız. Bir kez daha bu etkinlikten dolayı Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Lütfü Savaş'a huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Hakikaten bütün Türkiye'de en çalışkan, en dinamik Büyükşehir Belediye Başkanı kim derlerse Sayın Doktor, Doçent Doktor Lütfü Savaş. Evet, teşekkür ediyorum. Tabii biz bunu dile getirmiştik. Kendisi bize bunu ifade etmişti. Meclise dile getirmiştik. Bir kez daha dile getireceğiz. Burada da imza atıyoruz.
Evet, teşekkür ediyorum. Gel. Sonra Sizat. Evet, değerli Hataylılar, 10 bin yeni istihdam ve 10 milyar yeni yatırım için. Evet, herkesi TÜBİTAK halkına davet ediyoruz. Hüseyin Bey, tanıt kendini. Hüseyin Abay, Hatay Kent Konseyi üyesi. Biz çok fazla bir şey istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz sadece. Sen de. Yok, biraz daha bir. Teşekkürler, sağ olun başkanım. Kendinizi de tanıt. Küçük Dalyan Muhtarı Ali Gazaroğlu. Bu Hatay'ın iki gururu arasında bu imzaya katılıyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Başarılar Sayın Başkanım, başarılar Sayın Vekilim. Teşekkür ediyorum kampanya için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hadi bismillah de, sen de at imzayı. Kim? Başka var mı? Abi başkan, teşekkür ederiz. Başkanım şöyle tek olarak bir poz alalım sizi burada. İyi hadi. Biraz açalım. Biraz açalım.